Elektromanyetik top sistemi, klasik barutlu top sistemleri veya silah sistemlerinden performans ve özellik olarak ayrıştığı için, daha yüksek hızlarda namlu çıkışlarına erişebildiği için, tabii bunun mühimmatının geliştirilmesi ve sistemin geliştirilmesi bir arada gitmesi gerekiyor. Şimdi Şahi 209 projesinde biz bunun bir silah sistemi olarak tekrarlı atış yapıp hedefte isabet kaydedebildiğini ve mühimmatın etkili olduğunu gösterdiğimiz için artık mühimmat geliştirmesi tarafındayız. Ve mühimmat geliştirmesi noktasında birçok çözüm ortağı ve uzman firmayla çalışıyoruz. Türkiye'deki sayılı uzmanlarla çalışıyoruz. Ve bunların destekleriyle ve katkılarıyla şu anda dünyada yine belki ilk üçte Çin, Amerika'dan hariç Türkiye'de ilk defa hedefe giden, hedefte tesiri doğrulanabilen elektromanyetik bir mühimmat, top mermisi mühimmatı geliştiriliyor. Ve bu doğrulanıyor testlerle, atışlı testlerle. En son 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri böyle bir test yaptı. Hawaii'de ciddi bir menzilde 100 kilometrenin üzerinde atışlar yaptı. Çin keza buna benzer atışlar yapıyor tanımladıkları Navtex'lerle. Bunları takip edebiliyoruz. Biz de inşallah yakın zamanda uzun menzilli ve tesirini göreceğimiz atışları testlerle doğrulayacağız. Tabii bu noktada şunu söylüyoruz. Klasik mermi mühimmatları değil, elektromanyetik topa yönelik özellikle bir mühimmatı geliştirmemiz söz konusu. Bu kompozit bir mühimmat. Yapısı gereği manyetik alanlardan etkilenmemesi gereken bir mühimmat. Ama aynı şekilde yine hedefte istenen tesirin sağlanması amaçlandığı için aynı kapasiteye, aynı enerjiye ve hatta daha üstünde kapasitelere sahip olması bekleniyor klasik mühimmatlara göre. Dolayısıyla biz yeni bir mühimmat daha geliştiriyoruz bu sebeple. Mühimmat teknolojisi tabii çok gelişmiş bir teknoloji. Tapa, patlayıcı, zırh delici veya hedefe isabeti sağlamakla ilgili, hedefin isabetini iyileştirmekle ilgili güdüm teknolojileri anlamında. Dolayısıyla şu anda elektromanyetik top mühimmatı henüz güdümlü olmayan ama çok daha isabetli bir topçu mühimmatı olarak tarif edebiliriz. Hedefteki etkisinin bir top mermisinden çok daha üst seviyede olabileceğinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla mevcut mühimmat teknolojilerini yeni elektromanyetik top teknolojisiyle harmanlayarak yeniden yorumluyoruz diyebiliriz.